Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz mısır patlaklı çok hoş bir model. battaniye yapımında, örtü yapımında, ceketlerimizde dilediğimiz uygun yerlerde bu modeli kullanabiliriz. Arkasını çevirip şöyle bakalım. Her rengimizi iki sıra ördüğümüzü buradan görebilmekteyiz. Bakın, sık iğneler şeklinde griyimizi ve yine bir sıra sık iğnemizi ve ikinci sıranın diğer bölümünü görmekteyiz. Evet, gayet kolay. Eğer battaniye örecekseniz bir metreye bir metre ya da bir on santim, yani bir metre on santim e, büyüklüğü tamamen zevkinize göre ya da daha puset örtülerinin üzerine örecekseniz 80-70 santim gibi e, ölçüler zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi mavi rengimizle çalışmaya başlayalım. Bir tane zincirimi çekip düğümüm atıyorum. İlmeğimi rahatlatıyorum. Şöyle gevşetip 1, 2, 3, 4. 4 ve katlarıyla çalışıyoruz. Artı 3 tane ilmek ilave ediyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4. Bu şekilde saymanıza gerek yok isterseniz. Ee, uzunca bir zincir çekip sık iğneleri sayarsanız kalan e, zincirimizi istediğiniz ölçü olunca kesip atabilirsiniz. Küçük bir parça çalışalım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincir içerisine gelerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bütün zincirlerimizi başına bir defa dolayıp batıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Zinciri çekmezseniz burada sayabilirsiniz. Mavi rengimizde zeminimizi hazırladık. 4-4-3 olarak. Şimdi ikinci rengimizi geçelim. İkinci rengimizi hemen alıyorum bir tane zincir çekiyorum hem mavimi asılıyorum hem beyazımı asılıp sıkıştırıyorum şöyle attım çeviriyorum dibine batıyorum kendi dibine bir sıra sık iğne örüyorum hiç farklı işlem yapmadan sona kadar sık iğne örüyorum altta başını dolayıp çekmiştik üstte sadece beyaz rengimizde sık iğne çalışıyoruz. Sık iğnelerimizi ördük. Bir tane yine zincir çekiyorum. En son sık iğne üzerine üçüncü sıramıza başlıyoruz. Dibine batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. İkinci sık iğneyi örüyorum. Üçüncü sık iğneyi örüyorum. 3 tane kenardan sık iğnemizi ördükten sonra bir defa tığımın başını doluyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. 1 2 örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 örüyorum. 3. çekmiyorum. Tekrar 1 2 örüyorum. Bir defa dolayarak 3 tane trabzanımı ördüm. 4. kez 1 2 4 tane trabzanımız ördüm. Bir tane ilmeğimizde örgümüzü götürdüğümüz ilmeğimiz. 1, 2, 3, 4. Bir defa doladım. iki kere çektim. Birer birer çektim. Üçüncüyü çekmedim. Şimdi hepsini aynı anda çekiyorum. Bu şekilde mısır patlağımı kapatıyorum. Üzerine bir tane de zincir çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. 1 Diğerine batıyorum. 2 her bir sık iğneyi farklı yere batıyoruz. Sadece trabzanlarımızı aynı yere ördüm ve bakın bu şekilde güzel bir patlağımız oldu. 3 sık iğnemi ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Sıradaki yere girerek 1 2. Bir defa dolayıp iki defa çektiğim trabzanımı örüyorum. Bir defa doluyorum. 1 2. Bir defa doluyorum. 3. kez örüyorum. Bir defa doluyorum. 1 2 4 tane trabzanımı ördüm hepsi tığımın üzerinde son çekmeyi bekliyor ve bir tane de ilmeğimi yürüttüm bakınız toplamda 5 tane hepsini aynı anda çekiyorum bir zincirle kapatıyorum hemen yanına batarak sık iğne örüyorum ikinci sık iğnemi örüyorum Üçüncü sık iğnem örüyorum. Üç tane sık iğneyi yan yana ördüm. Örgümün ön yüzüne bu şekilde patlaklarım gayet güzel kabartılı bir halde belirdi. Şimdi bir tane daha çalışalım. Tığımı başını doluyorum. Batıyorum. Bir, iki. Aynı yere toplamda dört trabzan olacak şekilde birer birer giriyorum. Üçüncüyü ördüm. Şimdi dördüncüyü örüyorum. Hepsini aynı anda 5 tane ilmeği görünce çekiyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum. Hemen alttaki sık iğni aynı yere değil. Sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine batıyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum. Bir diğerine batıyorum. Üçüncü sık iğnemi örüyorum. Tekrar doluyarak aynı patlaklarımı yapıyorum. Sırası ile birer birer örerek geldim son mısır patlağımı ördüm kenardaki 3 sık iğneyi örmeye yaklaştım bakınız geldim tam oradayız 1 2 3 3 tane başta sık iğnemi 3 tane de sonda sık iğnemi bu şekilde ördüm şimdi son sık iğneyi mavi rengimizle kapatalım şöyle bırakıyoruz ipimizi koparmıyoruz kapadım bir tane zincirimi çektim hemen kendi dibine batıyorum bir tane sık iğne ördüm tığımın başını iki defa doluyorum şuradaki görmüş olduğumuz V'lerimizi örmek için iki defa dolayıp bakın mısır patlaklarımızı araya alıyoruz 3 tane sık iğnenin sadece ilkini ördüm 2 defa doluyorum ve devam ediyorum şöyle aşağıdan sayalım beyazdan değil maviden gireceğiz 1 2 3 4 bakın 4. sık iğnemin yanından giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1 2 3 defa da kapadım. Kenara bir tane patlağımın kenarına bir sık iğne. Patlağımın tam tepesine kapadığım yere ikinci sık iğnemi örüyorum. Patlağımın yanına üçüncü sık iğnemi örüyorum. 3 tane sık iğnemi bu şekilde ördüm. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yine aynı yere 4. sık iğneme bakın giriyorum. Şöyle üstten alarak 2 defa dolamıştım. İkişer ikişer çekiyorum. 1, 2, son kez kapanıyorum. Son kez diğer taraftan ilkini aldıktan sonra kapama işlemimizi yapıyoruz. 2 ilmeğim kaldı. Son kapamayı yapmadım iki defa doluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Gözünüz alışınca zaten hiç saymaya bile gerek olmayacak. Bu dördüncüye yandan giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1, 2, 3. kez hem önceki e, mısır patlağımızın hem de şimdikinin aynı anda kapanışını yapıyorum. Ve hemen patlağımın yanına bir tane sık iğne. Patlağımı kapadığım tepeye giriyorum. ikinci sık iğne patlağımın sol tarafına geçiyorum. Üçüncü sık iğnemi örüyorum. Bakınız aralarını alarak ilerledim. İki defa başını doluyorum. 3 sık iğneden sonra aynı yere geliyorum. Giriyorum. Bir, iki, üçüncü çekmeyi kapamıyorum. İki defa doluyorum. diğeri dördüncü sık iğneme giriyorum ikişer ikişer çekiyorum üçüncüyü hep birlikte kapatıyorum bir tane yandan tam tepeden ve diğer yandan bu şekilde sona kadar ilerleyelim sıramızın sonuna kadar örerek geldim en son patlağımızın kenarındaki sağ taraftaki trabzanını ördüm yanındaki sık iğneyi örüyorum tepesindeki sık iğneyi 2, solundaki sık iğneyi örüyorum 3 ve en sona bir tane sık iğne yapmadan yine iki defa sarıp aynı yere bakın şuraya giriyorum ipim parçalıydı kusura bakmayın ikişer ikişer çekiyorum ve en son bir tane sık iğnemi batarak örüyorum Mavi rengimizde bir sıramızı tamamladık. Mısır patlaklarımız bu şekilde ortaya çıktı. Arkadan şöyle görünüyor. Şimdi son sık iğnemin üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Kendi üzerine bir tane sık iğne. Şöyle tepeden görüyoruz. Bakınız hepsinin üzerine birer tane sık iğne örüyorum. Bu mavi rengimizde ikinci sıramız sık iğne ile sona kadar ilerliyoruz tam aradaki toparladığımız yerdekiler bakınız son sık iğnemin bulunduğu yere geldim batıyorum beyazımızla kapatıyoruz ikinci sıra mavimizi tamamladık sık iğne ile bir tane zincirimi çekiyorum beyaz ipimle hemen dibine batıyorum baştan sona sık iğne olarak örüyorum Mısır patlaklarımızı arka yönden koyuyoruz. Düz yönden sık iğne olarak örüyoruz. Modelimizi ikinci kez kuracağız. Kaydırma yapmıyoruz. Birebir üstüne çalışacağız. Yani yine aynı şekilde öreceğiz. Son sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum bir tane zincirimi çekip arkasını çeviriyorum. Şimdi arka yönden mısır patlaklarımızı yapmaya başlıyoruz. Bir zincirimi çektim. Dibine batıyorum. Bir. İkinci sık iğnemi. Üçüncü sık iğnemi örüyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Sıradaki yuvaya girerek bir, iki, bir, iki. Dört tane trabzanımızı örüyoruz. Bir defa dolayıp 3 defa da çekeceğiz bakınız. 5 tane ilmeğimizi gördük. 4 tane trabzanımız, bir örgümüzü götürdüğümüz hepsini aynı anda alıyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum. 1. Yanındakine batıyorum. 2. Yanındakine batıyorum. 3. Şöyle çevirelim. Bakın. Hemen modelimiz birebir üstüne kuruldu. 3 tane sık iğnemizi ördükten sonra altta yine aynı şekilde mısır patlağımızı çalışalım. 3 sık iğneden sonra 1 2 İpiniz kalınsa 3 seferde değil 2 seferde de çekebilirsiniz. 5 tane ilmeğimi görüyorum. Hepsini aynı anda kapatıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ilk sık iğneye batıyorum. 1 2 3 sona kadar geldim çekiyorum mısır patlağımızı kapatıyorum bir zincirle 3 tane sık iğnemi örüyorum son sık iğnemi batıyorum mavi rengimi alıyorum bir tane zincirin bu yönde çektikten sonra bakınız ön yüzde mısır patlaklarımızı görüyoruz şimdi aşağıda yapmış olduğumuz gibi şu şekilde çaprazlarımızı İkişer defa tığımızın başını dolayarak örüyoruz bir sık iğnemi bakın bir zincirimi çektim çeviriyorum kendi dibine batıyorum İki defa tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 maviden giriyorum şöyle ikişer ikişer çekiyorum 1 2 3 patlağımın hemen yanına bir sık iğne patlağımın tepesine ikinci sık iğne soluna üçüncü sık iğnemi örüyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek ikişer ikişer alıyorum ama üçüncüyü bekletiyorum. 2 defa tekrar doluyorum. Diğer dördüncüye bakın. 1 2 3 4. Tam patlağımızın ortasındaki mavi rengimize giriyoruz. 1 2 hem önceki patlağımızı hem yeni ikisini aynı anda kapatıyorum. Sağ tarafa bir sık iğne Tepeye ikinci sık iğne, sola üçüncü sık iğnemi örüyorum. İki defa doluyorum. Aynı yere gelerek batıyorum. İkişer ikişer alıyorum. Bir, iki. Kapamıyorum. İki defa doluyorum. Bir önceki girmiş olduğum yere gelip batıyorum. İkişer ikişer alıyorum. Bir, iki. Üçüncü kez kapatmıyorum. İki defa doluyorum. 1 2 3 4 bakın. Gözünüz alışınca hiç saymayacaksınız. Her ikisini kapatıyorum. Mısır patlağımın solundan, tam tepesinden ikinciyi diğer taraftan üçüncü. Tekrar iki defa doluyorum. İkişer ikişer çekip üçüncüyü bekletiyorum. İki defa çekiyorum. 1 2 3 ve 4 alıyorum iki defa tekrar dolayalım 1 2 daha önceki trabzanımı da kapatıyorum sık iğnelerimi kenarına tepesine diğer kenarına batarak örüyorum sona kadar geldim en son iki defa doluyorum batıyorum ikişer ikişer çekiyorum 1 2 ve 3 son olarak en kenardaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğnemi örüyorum bir zincir çekip çeviriyorum hemen dibine batıyorum birebir bütün ördüğümüz bakınız sık iğnelerimizi ve trabzanımızın tepesine birer birer sık iğneler örerek sona geliyoruz ve bu işlemlerimizi tekrar ederek istediğimiz büyüklükte örgülerimizi örüyoruz. Mavi rengimizle ikinci sırasını sık iğne olarak ördüm, tamamladım ve modelimiz gayet güzel bir şekilde ortaya çıktı. Aynı işlemlerimizi tekrar ederek istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliriz. Dilerseniz 3 defada değil 2 defada da alabilirsiniz. İpiniz kalınsa 2 daha hoş duracaktır. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.